Ne yapıyorsun, neredesin? Seni çekiyorum Seçil videoyla. Ay süpersin. Ben de seni çekiyorum. İyi de bir de suratını görsek biraz. İndir şu kamerayı bir ayağım. Bu da yengeniz, beni çekiyormuş. Neyle çekiyorum Seçil? Neyle çekiyorsun? Görüyor musun bunu? Seçilciğim, X-T 30 Mark 2 ile çekiyorum. Evet, ben okuyamadım. X-T Mark 30 Mark 2, şimdi kamerayı incelediğinizde XV100'den böyle şey var, mirası var gibi. Bu kadar, ama şey yok, ISO ayarını bir fonksiyon düğmesine atamak zorundasınız. Arka ekranı gayet iyi. Ve güzel olan şey şuradan çekiyor olabilmesi, şu şekilde çekiyor olabilmesi. Açılmıyor. Ya böyle ya böyle çekilebiliyor. Onun haricinde bildiğiniz klasik düğmeler var. View mod, AL, AF. Yani basit bir şey var. Sevmediğim bir nokta şu Q düğmesine kazara çok basıyorum maalesef. Ama dokunmatik ekranıyla, eğer ki sokak fotoğrafçılığı da yapacaksanız, dokunmatik ekranıyla çok kolay odaklayabiliyorsunuz. Makine işte gördüğünüz gibi böyle. Şimdi daha çok çekim yapacağız. Durmadan burnum ekrana değiyor, otofokus kayıyor. Batarya ve kart dahil 378 gramlık. Küçük, kompakt, oyuncakvari görüntüsü altında. Güçlü, becerikli özellikler saklıyor. 26.1 megapiksellik BSI X-Trans 4 sensörü ve X-Trans 4 işlemcisi ile X-T3, X-T4, X-S10 gibi kameralarla aynı görüntü kalitesi ve hızına sahip. Saniyede 30 kareye kadar hızlı çekim modu ve X-S10'dan bildiğiniz tüm video özelliklerine sahip. H264, 265, 4K 30fps, HD 60fps, 240fps ağır çekim vesaire vesaire. Video kanalındaki, daha doğrusu X-S10 ile X-T30 Mark II'nin fiziksel farkı, X-T32 IBES'e sahip değil. Bir diğer fark ise, fiziksel fark ise, LCD ekranı ve fiziksel fonksiyon tuşları. Üstten bakınca solda drive çarkı var. Sağda ise enstantane çarkının yanı sıra, ki enstantane çarkında auto switch var. Onun haricinde deklanşör ve on off switch var. En sağda pozlama telafisi çarkı var. Onun hemen önünde de bir tane fonksiyon düğmesi var. Arkada ise çöp kutusu ve play düğmesi. Vizörün solunda göz bozukluğu düzeltme çarkı. Hemen sağında görüntü modlar, yani view modu var. Sağdan devam edecek olursak AEL, arka çark ve AFL düğmeleri var. Hemen onun altında, yerini hiç sevmediğim ve durmadan elimin kaydığı ve istemeden harekete geçirdiğim bir Q düğmesi var. LCD ekranın yanında bir tane joystick, menü düğmesi var. Bir de aşağıda display ve back düğmesi var. Önde ise benim X-S10'u kullanırken çok şikayet ettiğim ve niye o düğmeyi yok ettiler dediğim
SCM switch var. Sağ ön tarafta da yukarıda gördüğünüz gibi çark, ön çark var. Ön çark ve arka çark tıklamalı olduğu için bu çarklara birden fazla fonksiyon atanabiliyor. Oradaki güzel avantajlardan bir tanesi o sevgili dostlar. Gerek vizör çözünürlüğü ki 2.6 milyon nokta, gerek LCD çözünürlüğü 1.62 milyon noktalı çözünürlükleri yeterli. Çok en üst düzey değil ama gayet yeterli bir görüntü veriyor size. LCD ekranı tam açıları cinsinden değil ama fotoğrafçıların çok sevdiği tilt ekran dediğimiz yukarı doğru ve aşağı doğru açılabilen, düz olarak açılabilen, hani belden fotoğraf çekmeyi seven insanların çok hoşuna gidecek bir LCD ekranı. Bu kamerayı fotoğraf sever bir kamera haline getirmiş doğrusunu istersen. Ve evet, video özellikleri bakımından hiç aşağı kalmıyorsa da söz gelimi bir XS10'dan, IBIS olmaması OIS'siz lens kullanımında sıkıntı yaratıyor. Mutlaka OIS'li bir lensi tercih edin derim eğer videoda çekeceksiniz. Ama kesin olan bir şey var. Bu ekran vlog'a uygun bir ekran olmadığını da söylemeden geçmeyeceğim tabii ki. Yani teknik detaylarını çok rahat bir biçimde zaten Fujifilm'in sayfasından görüntülersiniz. Daha fazla o teknik detaylara geçmeyeceğim. Zaten fotoğraf kalitesi ve video kalitesi üst düzey bir makine. Peki bu kamera kimin için? Kesinlikle fotoğraf sever dostu. Arada da iyi video çekeyim diyenler için. Fotoğraf kalitesi X-T3, X-T4'ten aşağı kalmayan. Ve XS10'un video performansına sahip ama gördüğüm kadarıyla biraz da X100V'nin geninden almış. Kompakt, küçük, şirin, iyi video özellikli, harika bir fotoğraf makinesi. Sevgili dostlar, eğer ilk kameranızı alıyorsanız ve siz fotoğraf çekmek istiyorsanız sizin için gerçekten ideal bir kamera olacaktır. Kesinlikle tavsiye ederim. Vallahi sevgili dostlar, umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim ve bu içerikleri daha geniş kitlelere ulaştıralım. Şimdilik sevgiyle kalın, huzur ile kalın, sağlık ile kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.